değerli dünya liderleri, çağımıza yön veren ülkelerin devlet başkanları, bütün insanlıktan gizli olarak belirli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz toplantıların bugünkü oturumunda İngiltere, Almanya, Fransa, Norveç ve İtalya ile beraberiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak hepinize hoş geldiniz diyor ve sizleri selamlıyor. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Daima ileriyi hedefleyen, demokrasiyi ve insan haklarını esas alan anlayışla Batı uygarlığını 21. yüzyıla taşıdık. Teknolojiyi yakaladık. Uzay çağını yakaladık ve geliştirdik. Kişi başına düşen milli gelirlerimize tavan yaptırdık. Ve bugün yine ülkelerimizin bütün meselelerini, işimizi, gücümüzü, varımızı, yoğumuzu, her şeyi bir kenara bıraktık. Ve tek bir gündem maddesi için toplandık. Türkiye. Aa, çok iyi oldu efendim. Harika. Harika bir fikir başkan. Sayın Amerikan Başkanım, sizi biraz uykusuz gördüm. Sorma Fransa, sorma. Bayramda metrobüs ücretsiz olacak söylentileri yüzünden gecelerdir uyuyamıyorum. Geçmiş olsun başkanım. Vallahi İngiltere olarak biz de çok üzgünüz. Size ne oldu İngiltere? Türkiye'de bir belediyenin ücretsiz kek dağıtacağını duyunca kral inim inim inleyip yataklara düştü. Ne yapacağımızı hiç bilemiyoruz. Tadımız, tuzumuz falan hiç yok. Ya. Geçmiş olsun. Selamlarımı iletin. Evet, toplantıya başlamadan önce ben ne olur ne olmaz diye Türkiye'deki doları 1 lira arttırıyorum müsaadenizle. Çok iyi geldi bana. Çok rahatladım. Bu onların yükselişini bir nebze yavaşlatacak ve hatta durduracaktır bir süre. Elinize sağlık başkanım. Pekala, o halde haftalık raporlarla başlayalım lütfen. Türkiye'nin bir süper güç olmasını engelleme yolunda geçtiğimiz hafta ne gibi çalışmalarda bulunduk? Efendim biz Fransa olarak Türkiye'deki benzin fiyatlarını arttırmaya odaklandık. Ve çalışmalarımız sonucunda Türkiye'de benzin fiyatları 27 lira oldu. Harika. Ne oldu peki? Ortalık karıştı mı? Maalesef efendim. Ha? Halk biz zaten hep 250 liralık alıyoruz deyip bütün kaos planlarımızı suya düşürdü. Norveç. Siz ne yaptınız peki? Efendim bizler ifade özgürlüğü, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile alakalı yeni yasalar bulduk. Kendi ülkeniz için mi? Elbette hayır efendim. Geleneksel Türk aile yapısını bozmak ve gençlerin ahlakını çökertmek için. Aa, süper. Ne oldu peki? Halkın manevi duyguları zarar gördü mü? Maalesef efendim. Tam başarıyorduk ki Şifreli Gerçekler isimli bir Türk YouTube kanalı tüm planlarımızı ifşa etti. Çok yaklaşmışız. Alacağın olsun Şifreli Gerçekler Türk YouTube kanalı. İtalya? Efendim biz İtalya olarak Türkiye'deki en ucuz araba fiyatını 600 bin TL olarak belirledik. Benissimo! Harika! Andate! Portofino! Tarantello! Tortofino! Türkiye'de hiç kimse araba satın alamayacak. Maalesef oluyorlar efendim. Bu nasıl olur? Ben Amerika'da o parayı alıyorum arabayı yahu. Efendim hatırlarsınız ki bir önceki toplantımızda Fransa'nın da desteğiyle Türkiye'deki enflasyonu %150 yapmıştık. Evet. Ama bunu gören Türkler paramızın değeri kayboluyor diye barını yoğunu borca girip araba almaya harcadılar. Siz de biraz koordineli çalışın ama. Ne biçim dış güçsünüz yahu siz? Maalesef. Neyse, neyse. En azından enflasyon artınca canları birazcık sıkılmıştı. Keşke. Maalesef efendim, maalesef. O da olmuyor. Talimatınızla inek lobisini devreye soktuk. Ve peynirin kilosunu 200 lira yaptık. Buna gören ne dedi biliyor musunuz? Bu devirde bedava hem asgari ücrete de zam oldu zaten canım dedi. Aman tanrım. Artık Türkiye'deki hiçbir ürün zammı onlara işlemiyor demek ki. Resmen enflasyona karşı bağışıklık geliştirmişler. Enflasyona karşı bağışıklık. Almanya, iyi misin? Yoksa yine Türkiye'yi mi kıskandın?
Sayın Başkan, ne kıskanması? İngiltere. Güzel şeyler duymaya ihtiyacım var. Hadi neler yaptınız anlatın bana. Sayın Başkan, biz İngiltere olarak Türklerin önlenemez yükselişini durdurmaya yönelik pek bir adım atamadık bu hafta. Neden? Çünkü bilim adamlarımız ozondaki deliği kapatmak üzere bir makine icat etmek için bütün enerjilerini oraya harcadılar. Ozon da önemli sonuçta, değil mi? Orada görebilirsiniz. Ha. Ne ozonu lan? Ne ozonu, ne tabakası, ne deliği? Başlatmayın lana ozon tabakası falan diye. Kendinize gelin. Dünyada hiçbir şey, ama hiçbir şey Türkiye'nin yükselmesini engellememizden daha önemli değil. Kendinize gelin. Özür dilerim başkanım, daha dikkatli olurum. Adam gibi dış güç olamayacaksanız çıkın lan buradan. Çık. Ben sana topla dedim mi? Yaşar! Butonu getir oraya, lazım olabilir sonra. Almanya. Sayın Başkan, biz Almanya olarak... Bir tane basın isterseniz başkan. Evet. Sayın Başkan, biz Almanya olarak doktorları beyin göçüne zorladık. Hı hı. Ve binlerce doktoru sağlık sistemimize adapte ettik. Ama onlar hala hastane binası yapmaya devam ediyor. Doktorları olmadan hastane binası yapmaya devam mı ediyorlar? Evet. Geceleri hastanelerin fotoğraflarına bakıp içli içli almıyorum. Aman Tanrım, nasıl bir azim, nasıl bir büyüklük bu? Ya bu böyle olmayacak. Ben Türkiye'deki doları 1 lira daha arttırıyorum. Öldü. Mr. Abraham, efendim ben toplantınızı böldüğüm için çok özür dilerim ama Türkiye ile ilgili bir gelişme daha oldu. Bunu görmek istersiniz diye düşündüm. Dinliyorum lan, ne olmuş? Efendim maalesef, bunu size nasıl söyleyeceğim bilemiyorum. Maalesef. Yoksa? Yozgat'a helikopter pisti yapılmış. Lanet olsun. Av! 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 Olamaz. Gerçekten olamaz. Biz Almanya olarak yeni havaalanının şokunu daha atlatamadık. Sen neden bahsediyorsun adam? Beylikdüzü'ne yapılan üst geçişin travması hala beynimde. Mr. Abraham, Batı ülkeli olarak bir şeyler yapmalıyız. Bir şeyler yapmalıyız. Türkler Yozgat'a helikopter pisti yaparsa bu sonumuz olur. Yozgat'a helikopter pisti. Nasıl bir aklın ürünü bu yüce tanrım? Neden? Neden bizim aklımıza gelmiyor bunlar, ha? Neden? Evet başkanım, Başkanım, yanlış anlamayın ama... Yani birazcık da hata bizde gibi sanki, ha? Türkiye'yi çok küçümsüyoruz yani. Yani biz hep kendi ülkemizin vatandaşları için onların hayatlarını etkileyebilecek şeyler yapıyoruz. Evet, maalesef haklısın İtalya, maalesef haklısın. Yok teknolojik gelişmelermiş, yok uzay çağını yakalamakmış, yok ozon tabakasıymış. Küresel ısınma, sürdürülebilirlik, bunların hepsini toplasan Beylikdüzü'nde bir üst geçit kadar değeri yok. Üst geçit. O merdivenler. Almanya, sen Türkiye'yi kıskanıyorsun galiba. Üst geçit ve merdivenler deyince kendimi tutamıyorum. Benim zaafım var galiba. Mesela. Kötüledi. Şuna bir su ver İngiltere. Mr. Abraham, hemen bir aksiyon almalıyız. Bugün Yozgat'a helikopter pisti yapan, yarın dünyaya hükmedebilir. Aa, işte bu çok kötü. Dünyaya! Evet, bu çok tamam. Kötü olur. Kendinize çok gelin. Kötü. Kendinize gelin. Burada elimiz kolumuz bağlı oturarak Türkiye'nin bir dünya devine dönüşmesini izleyemeyiz. Bir şeyler bulmalıyız. Bir şeyler yapmalıyız. Yükselişini nasıl durdurabiliriz? Düşünelim. Hemen bir şeyler yapalım. Düşünelim. Buldum! Evet İtalya. Sokak röportajlarında bizi eleştiren bir dayı var. O dayı.
O dayı. Çizgili tişörtlü. Dı dayı. Evet. Ne yapacağız onu? O dayının sözlerini yayınlamayalım. Evet. Mantıklı. Ha. Ama bize daha somut fikirler lazım. Evet. Daha somut. Buldum. Evet Almanya. Erevizyon. Türkiye'nin Erevizyon'u kazanmasına engel olalım. Ona 12 puan verecek ülkelere ambargo uygulayalım. Harika bir fikir bu Almanya. Ama sen bilmiyor musun? Türkiye yıllar önce Erevizyon'a katılmayı bıraktı. Büyük oyunu çoktan çözdüler. Efendim buldum. Hadi Norveç. Türkiye'de çocukların en çok izlediği yabancı çizgi filmlerin başrolündeki karakterin saçına tersten okunduğunda bambaşka anlama gelen bir madde yazacağız. Ne gibi bir şey? Ne gibi bir şey yani o çizgi filmde? Ne? Anan gire, baban gire saygısızlık et. Sen bir dahisin Norveç. Dünyadaki bütün grafik tasarımcıları bu konuya yoğunlaştırın derhal. Derhal efendim. Ama yok, yeterli değil. Daha nokta atış bir şey yapmamız gerekiyor. Türkiye'de halkın en hassas olduğu noktalardan birine hala müdahale edemedik. Ne olabilir bu? Buldum! Hadi Fransa! Türkiye'de... Dana kıymanın fiyatını 450 lira yapalım. Ama durun. Ya içlerinden çok zeki bir yetkili çıkıp da koyun eti yemenin faydalarını sayarsa? Hep bir adım önümüzdeler. Anlamıyorum. Nasıl haber alıyorlar? Bilgileri nasıl deşifre ediyorlar? Bilmiyorum. Bu büyük oyunu nasıl çözüyorlar? Nasıl görüyorlar? Nasıl? Mr. Abraham. Ajan Mustafa. Sonunda başardık efendim. Ne oldu? Neyi başardık Ajan Mustafa? Efendim, planlarımızı nasıl hemen boşa çıkarttıklarını ve büyük oyunumuzu nasıl bozduklarını, nerede bozduklarını öğrendik. Öyle mi? Neredeymiş peki? Hemen gösteriyorum. Evet efendim. Neresiymiş? Büyük oyunu bozdukları yer şurası. Yoksa sadece şifreyle girilen kozmik bir yeraltı odası mı? Hayır, orası değil. Ya da gizli bir askeri karargah mı? O da değil. Üst olarak kullandıkları diplomatik bir merkez mi? Hayır efendim. Maalesef o da değil. Neresiymiş? Ajan Mustafa söyle artık, neresi orası? Buyurun, açıyorum. Burası da neresi? Burası işte orası. Kıraathane. Evet, kafe de diyorlar. Burası orası. Büyük oyunu deşifre ettikleri o gizli yer. Aç bakayım sesini. Beni dinle beni. Bak, bak ben sana diyorum. Dünyayı zaten 5 tane büyük aile yönetiyor. Of. 1, 2, 3, 4, 5. Dış güçlerin gözü bizde zaten. Bak, Türkiye'nin bu kadar gelişmesini bu adamlar gördükçe çıldırıyorlar, çıldırıyorlar. Oğlum bir kere Türkiye bir kere bölgede oyun kurucu pozisyonda. Her masada Allah'a şükür yani olmadığımız masa yok. Ah be abi be. Asıl bizim yeraltı kaynaklarımız çok fazla da bu Lozan anlaşmasından dolayı çıkarttırmıyorlar, izin vermiyorlar abi. Lan merak etme, 2023'te Lozan'ın maddeleri devreye giriyor. Şey maddeleri o, gizli maddeleri var. Onlar devreye giriyor. Ahmet Akadaka eyaletlerin falan çoğu bize katılıyor sadece. Nasıl öğrenmişler? Nasıl öğrenmişler? Ah Texas, New York, Ohio, Boston, yo! Ercün, Ercün ne yapıyorsun ya? Oğlum çay bak. İçeyim abi, ne oldu lan? İçme. Niye? İngiltere bu çayın içine çip koyuyor. Bu çiple senin bütün bilgilerini ele geçiriyorlar ha. İçmemek lazım oğlum. Vay abi. Bütün planlarımı öğrenmişler. Nasıl? Nasıl? Korkuyorlar. Korkuyorlar. Bizden korkuyorlar. Bizim bu bölgenin en büyük aktörü olmamızı çekemiyorlar, hazmedemiyorlar. Tabii. Ha, bana müsaade lan. Ne oldu? Haydi ne lan? Ya hanım yemek yapacakmış da şimdi ucuz et kurumuna gidip 5 saat ucuz kıyma için bekleyip ucuz kıyma alacağım. Hadi görüşürüz. Ne gibi değil.
Ucuza kıyma alan bir halk. Çatırtı. Almanya iyi misin? Bir bakın şuna. Almanya. Efendim. Almanya kıskançlıktan öldü. Daha önce de defalarca başımıza geldi. Başkanım şimdi ne yapacağız? Doları 40 lira yapalım. Ha? Evet. Esra ablam, intikam istiyorum. Evet. Al. İntikam hadi. Alın. Hadi. 40. Olsun. Ya. Neden durdunuz başkanım? Ya çocuklar. Doları 40 lira yapsak ne olur ki? Ondan sonra doları 35 liraya düşürüp ya bize günümüzü gösterirlerse. Doğru söylüyorsunuz başkanım. Tokadı yeriz vallahi. Kabul edelim arkadaşlar. Arkalarında böyle bir güç olduğu müddetçe Türkiye'yi durdurmamız imkansız. Paşa, hadi şu kağıtları da at da oynayalım. Ne yapıyorsun kardeş, ne yapıyorsun? Dalga geçer gibi. Evet arkadaşlar, toplantı sona ermiştir. Çünkü Türkiye'de kartlar yeniden dağıtılıyor.